Selamünaleyküm arkadaşlar. Eneo Tarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün dip kazan dip patlatan çektiğimiz yere nadas yapıyoruz. Bugün Aralık'ın kaçı? 4 Aralık 2020. Senenin son günleri. Tarlamıza geldik. Çizerle gelecektim baştan. Matris Dragon'la. Kapıdan çıkarken dedim pullukla gidelim. Hem videosunu çekmiş oluruz. Görmüş olduğunuz gibi güzel nadas oluyor. Şu anda bozuyoruz burayı. Ekmeyeceğiz de bir şey. Dip patlatan, dip kazanın izlerini görüyorsunuz. Burada video çekmiştim. 5'li 14 inç Turan profil şase pulluğumuz. Motorumuz her zamanki gibi 3105. Şöyle içine geçelim. Bu arada videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. 1. viteste sürüyorum. 1 seriyle de çok rahat gider. Hiç yani çok boşta gidiyor motor. Pulluğumun tekerinin 1, 2, 3, 4, 5. delikte takılı tekeri 1400-1500'e haydiyorum. Pistonumuzu değiştirdik. Artık camımız kapanmıyor. Gördüğünüz gibi 1400 birinci vites. Motor çok rahat gidiyor. Sürümümüzün derinliği de iyi gayet. Bazı yerlerde kalkıyor, o da tarlanın şeklinden dolayı. Normalde hep böyle sürülüyordu bu tarla. Şu anda yan sürüyorum. Motoru görüyorsun, hiç sıkıntısız. Zorlanma falan yok. Güzel bir sürüm oluyor. Ya bu sürümün bize kolay olmasının diğer bir sebeplerinden de şöyle yani. Her zaman derin sürüm yapmaya uğraşıyoruz. Yüzden sürüm yapsaydık şu anda hem bu kadar derin batıramazdık hem motorumuz bu kadar rahat gitmezdi. Tabii dip patlatanın, dip kazanında faydası vardır kesin sürüme. Çünkü illaki bir tanesine sürüme denk geliyor. Gördüğünüz gibi hararet yok. Yakıt ölçümünü yapamayacağım çünkü depoyu doldurmadan geldim. Çok rahat bir sürüm gerçekleştiriyor. Koşka şeklinde sürüyorum, git gel. Köşeli sürmüyorum. Şasemiz %120 olması lazım. Tam bilmiyorum net olarak. Ama öyle diye tahmin ediyorum. %120. Hafif güzel pulluk. Hiç motora ağırlığı olmuyor. Yolda çok rahat. Şurada ileride mısır yerini denedim. Değil mısır tarlası da hani sürümü ne şekilde diye, gayet güzel sürüyor. Durandan memnunuz.
güzel bir kulluğu var. Bizde bunun hem böyle bu tip var bir tane daha, bir de akıllı kulluklar var. Cengiz modeli vardı Duran'ın, onu sattık. Onlar da sattığımızda gayet temiz, güzeldi. Hiçbir hatası yok. Sadece ön bileğinde küçüklük vardı. O da zaten Cengizler'de klasik. Şundan dolayı klasik. Sadece aşağı yukarı oynuyor yayları. Taşlı arazide yerli kayaya denk geldiği zaman aşağı yukarı yapıyor ama sağa sola yapamadığı için bileği büküyor. 2008 senesinden beri ilk defa bilek büktük onda. Kulluğumuzun ayarı şu anda çok iyi. Tam düzeltmemesinin tek sebebi sürekli böyle uzunlamasına sürüyorduk. Şu anda enlemesine sürüyorum. Ondan dolayı böyle. Ama şu anda bile gayet güzel, düz, tesviyeli bir şekilde sürüyorum yani. Derinliğimiz çok iyi. Zaten 1, 2, 3, 4, 5. delikte takılı şu anda. Görüyorsunuz pulluğu kaldırdığım andan itibaren bile ses hiç değişmiyor motorda. Hiçbir zorlanma ibaresi yok. Gayet rahat bir sürüm yapıyorum. Şu anda normal Nadas mevsiminde de değiliz. Yakıtının da yüksek olacağını zannetmiyorum. Şu anda en fazla 1.3 yakardır. Çünkü motoru ne yakacağını biliyor. Ya biliyorum kullandığından dolayı sürekli. Bu sene Nadaslar ağırdı. 1.7 yakmıştı. 1.5-1.7 arası yakıyordu tarlanın durumuna göre. Şu anda en fazla 1.3. Bak o da en fazla. Şu anda görüyorsunuz hiç zorlanma falan yok. Motor boşta gidiyor gibi. 100'den de sürmüyorum. Derinliğim de iyi. Dıştan çekim yapmak isterdim ama şu anda dıştan çekim yapmak için bir adam olması lazım yanımda. Motorun yanı yürürken de inip çekmek istemiyorum. Daha önceden çekiyordum. Ama internette bir video izledim. Gecim birisi böyle harekette bulunmuş ve traktörün altında kaldı. Ondan dolayı tavsiye etmiyorum eşkıcıya öyle çekimler. Normalde burası köşeydi. Ama görüyorsunuz gayet güzel bir sürüm oluyor. Sürekli videoların altına yorum ya da DM'den, özelden mesajlar geliyor. Arkadaşlar 3000 75, 85, 95, 105, 60 falan da var ama şu anda yani 3075 ve 105 serisinin Fantomu olsun, bu tip olsun, hepsi aynı motor, aynı şanzıman. Sadece 3075'in şanzımanı bunlardan farklı. Onda 285'e benzer bir şanzıman var. Bunların şanzımanı farklı onlar. Ama motor yapısı olarak hepsi D30 motordur. Fantomu da D30, bu kasaları da D30. Yani sürekli bu bir tartışma içerisinde. Bunları fark edebiliyor insanlar. Ama diğer videolarımda gösterdim motor etiketini falan. D30 motor bunlardan. ...3085 ve 3095'ten farkı, 3105'in interkol farkı var sadece. Bir de beygir farkı. 95 ve 85'lerde interkol yok. Sonradan takanlar vardır belki. Ama orijinalinde sadece 105'in interkolu var.
sürüyorum yani. Daha derin sürenler de vardır illaki. Ama bizim topraklarımızda bu derinlik bazıları için çok fazla bile. Bazılar bu kadar bile batırmıyor. Kulaklar 14 numara tabakları. Kimi kulak diyor, kimi tabak diyor. 14 numara. İnci de 14. İnç ile kulak ölçülerini karıştırmayalım. Taşsız arazide bence kullanılabilecek en iyi kulluklardan birisi. Komple taşsız olsa deve boynu mu ne diyorlar? Eksantrikli mi diyorlar bir şey işte ondan. Sadece ondan da alınabilir ama bizim bazı arazilerimizde taş da olduğu için yarı otomatik kulluk bu. Tam otomatik akıllar da var. Ama böyle taşsız arazilerimizde sadece bunu kullanıyoruz. Gayet güzel, kullanışlı. Tavsiye ederim yani. Bunun 5-13'ü var bir de. Onu 85'e fantoma takıyoruz. Anız da güzel yatırıyor. Şu anda görüyorsunuz yani anız fazla yüzde kalmıyor. Buna benim yaptığım anız yatıranların da tabii çok faydası var. Daha önceki videolarımda göstermiştim, şu anda gösterme şansım yok. Sürümdeyim. Bu da bu senenin belki son videosu olabilir. Çünkü askere gideceğim 25 Aralık'ta. Bundan yani 21 gün sonra büyük ihtimal gideceğim. Eğer devlet tarihi değiştirmezse 25 Kasım'dakileri 25 Aralık'a aktardılar. İnşallah 25 Aralık'takileri de ocağa, Şubat'a aktarmazlar. Yoksa benim için çok kötü olur, Harman'a gelemem. Onun için inşallah gideriz 25 Aralık'ta. Alaşehir ulaştırmaya gideceğim. Oradan sonra nereye nasip olursa artık. Çoğunlukla Ankara, İzmir, İstanbul, Kıbrıs gözüküyor. Ama doğuda da Diyarbakır ve Erzurum'a gitme şansımız da var. Nasip neresi oraya gideceğiz bakalım. Acem Birliğimiz Alaşehir ulaştırma yani. Onun için Harman'a kadar bir video çekemem. Askerde olduğum için. Bayağı bir boşluk vermiş olacağız. Ama Harman'dan sonra inşallah tam gaz video çekimlerine devam edeceğim. Direksiyonu hiç tutmuyorum bile. Motor kendisi izden gidiyor. İzden çıkmaya asla uğraşmıyor. Görüyorsunuz tekerde. Çizgiyi de görüyorsunuz yani. Demire para yatırıyor. Şunu alalım daha
kaliteli sürüm yapıp daha iyi ekini alabilir miyiz? İşte şu kulluk şöyle, şu kazayak böyle derken hep paramızı kulluğa yatırıyoruz. Kazayağına, zırmığına, hep demire yani. Şimdi yapsan belki olabilir. Ama bütün her yer böyle değil ya. Ben köyde denedim de. Köyde biraz ağır toprak. Kırmızı toprak köyünkü. Kendi köyümüzün iki buna. Burası Rahmiye merasında. Rahmiye köyünde. Patlatanın da bakalım faydasını göreceğiz. Faydası mı olacak, zararı mı olacak? Yorumlara baktığıma göre sadece videoda değil de Trak Kulüp falan forum yorumlarına baktığım zaman suyu tutma özelliği oluyormuş. Güzel patlatma çekilen yerde. Bu da ne demek oluyor? Gönenini asla kaybetmemesi. Bu da ekinlerin bunalmamasına yarıyor. Bakın görüyorsunuz. Şu anda patlatma çekilen yerler kesikli bir şekilde çıkıyor. Ne kadar görüyoruz onu da bilmiyorum da. Camı açayım. Kapıyı. Bu arada pulluğun demirleri yok denecek kadar az. Ama batıyor, güzel batıyor. Batmasında gördüğünüz gibi hiç sıkıntı yok. Egzoz sesini duyabileceğiz bakalım. Egzoz sesi de böyle. Az basalım gaza bakalım. Atmam gösteriş gibi çünkü gerek yok. Şu anda bir seride de gördüğünüz gibi 1500, hatta şu anda 1400'e gidiyorum. Bakın hiç ellemedim, ayarımız sonda. Bakın bazı yerlerde bayılıyor ama. Çok gaz vermiyorum. Şu anda 1400'deyim. Egzoz sesi daha güzel çıkar. Hey yavrum benim. Görüyorsunuz bu şekilde. Ama ben bir seriyle gitmem. Çünkü ne de olsa anız sürümü yapıyoruz. Gerek yok. Derinliğimiz belli.
Motorumuz 10 numara. 20 dakikada video süresi olmuş zaten. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Abone olmayı kesinlikle unutmayın.